Aha, Asrog'un fiyatları mı çıkmış? Ne kadarmış? 700 dolar. Z1 versiyonu. Çok iyi fiyat. Çok iyi fiyat bu arada. 700 dolar çok iyi bu arada. İşte ama hala review'lar çıkmış. Spekleri şeyden, Steam'dekiler çok çok daha iyi. Ama sıkıntı şu. Windows. Windows üzerinde çalıştığı için ben hala en büyük problemim buradaki, burada da bahsettiler mi bilmiyorum. Batarya süresi. Baksana. Bataryayı anlatmamış ki. Bataryayı konuşmamış yani. Her şeyi konuşmuş, batarya konuşmamış. Yok abi, anlatmamış. Çok az bir şey yapmış ya. Çok teorik olarak yüzünden geçmiş. Ben hani detaylı bir şekilde istiyorum. Benchmark grafiği var. Nerede var ya? Anlatmıyor oğlum burada. Anlatan biri vardır ama illa ya. Ön sipariş direkt açılmış, evet. Windows'u kullanıyor. Dümdüz. Bak şuymuş. Bu arada şu çok büyük. Bunun olmaması çok büyük eksiklik. Şunun Asus'ta olmaması o kadar büyük bir eksiklik ki. Trackpad abi bu. Özellikle böyle bir cihazda, çünkü her zaman bu modda kullanmıyorsun ki, bu Windows olduğu için neredeyse hiçbir zaman böyle kullanmayacaksın. İnanılmaz işe yarıyor o trackpad. Çok işe yarıyor. Yani mouse'a ihtiyacım var. Abi ekranlar dokunmatik ama dokunmatik değil. Kullanmıyorsunuz. Yani çok küçük abi. Küçük detaylar için yapamıyorsunuz. Bu trackpad çok daha işe yarıyor. Yani günlük şeyde daha mantıklı. Bataryası çok kötüymüş. Oo. Beklediğimden çok daha kötüymüş. Oo, çok kötü. Bu arada asıl 2 saat olması değil. 2 saat çok iyi. Arkadaşlar 2 saat çok iyi. Sıkıntı 15 watt. 2 saat çok iyi bu arada. Gerçekten 2 saat çok çok iyi. 15 watt çok sıkıntı. Ben 2 saat, ben şöyle söyleyeyim, 15 wattta, ya bak size şöyle direkt örnekli göstereceğim, bir saniye getiriyorum. O 15 wattın derdini göstereceğim size. 15 watt niye iyi bir şey değil? Steam Deck'te ben 15 wattta oynamıyorum. Bir saniye. Şunu bir geçeyim hemen. Ulan çok da kötü bir yerdeyim. Elim yok ya. Hayır abi. 15 watt daha az güç harca. Daha az güç harcarsan daha fazla kasıyorsun. Hani siz o güç olarak çok daha iyi Asus dediniz ya. Sıkıntı şu, 15 watt o gücü kullanamazsın. Dur göstereyim. İnşallah bir fight'a denk gelirsem. Veya bir animasyon olan herhangi bir şey denk gelsem bile kafi ya. Abi lütfen hadi. Ve bir de şu abi, bak şu. Şunu ben mesela Darkest Dungeon oynamak istiyorsam mouse'a ihtiyacım var. Bunu da kullanıyorum ben mesela. 2 saat kendini korur bu arada. 2 saat, 2 saate ben inanıyorum da 15 watt kısmı. Allah'ım ilerliyorum. TPGP daima watt preference konusunda. Öyle ama o kadar da 15 watt çok az arkadaşlar. Yani 15 watt çok 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 az bir şey. Joystick'le kullanıyorum belki mouse'u. Zaten öyle kullanıyordur büyük ihtimal ama o çok kötü. Storm Warfare az sonra, evet. Steam'de kaç watt bilmiyorum ama 15 watt'a düşürebiliyorum. Aman bir tane fight'e girebilirsek inşallah. Bir baksanıza Steam'de kaç watt normalde. Bir saniye. Bak abi trackpad'in olayına bak. Yani şu müthiş bir rahatlık abi. Çok iyi çalışan bir şey Steam Deck'te. Bunu ilk şeyde yapmışlardı. Steam Controller'da yapmışlardı. O yüzden 40 watt. Tamam. Bak 40'sa 15'e indirdiğimi göstereceğim bir. Çünkü geçenlerde indirdim ben. O yüzden çok iyi biliyorum bu deneyimi. 2 gün önce ben Steam'deki böyle ayarlarını falan yaptım ki, bu arada bu full ayarlar değil, optimize ettim. Dur bir saniye, bir göstereyim bakalım kaç şey watt şeymiş. Burada direkt Steam'deki kendi şeylerine, ayarlarına girebiliyorsun. Bak limit dedim şu anda. Bir saniye bak. Şöyle göstereyim bak. TDP'yi limitlemezsen. Dur. Şu anda limitlemediğim halde. Bu prosesörü limitlemediğim halde.
Bir saniye bak. Animasyonun kalitesini görüyorsunuz. Bu arada full artı full grafik değil. Tamam mı? Bu full artı full değil. TDP limitini 15'e kilitledim. Çok fark ediyor. Hani sabit 15'e tak diye gömdüğün anda inanılmaz yavaşlıyor. O yüzden performans modu 15 watt'tayken göstermesi biraz beni korkuttu açıkçası. Şimdi 40 FPS oynuyorum. Hemen 40 FPS oynuyorum. O yüzden biraz beni korkutuyor. Şimdi şöyle de bir şey var. Tabii ki de bu daha iyi bir teknoloji. Çünkü bu Zen 4 değil. Pardon, Zen 2 değil, Zen 4. Daha RDNA 3 kullanıyor. Daha optimize. Ama elinde sonunda hala Windows'ta çalıştığını hatırlatmak isterim. Deneyelim de görelim. Yani elinde sonunda bana gelecek bu büyük ihtimalle. Gelsin, deneyelim. En iyi karşılaştıralım. Benim zaten asıl korkum bu cihazın çok iyi. Ben Asus'un daha iyi bir donanım yapacağından eminim açıkçası. Abi sen tek benchmark'ı ne yapayım? Geç, boş. Gaming, aynen gaming'i görürüm. Yani. Ama işte 1080p'de, bu da çok kötü benchmark'lamış. Kim benchmark? Çok kötü benchmark'lamış. Ne böyle benchmark'lamış? İşte ama bak, bu da Windows abi. Bak, en büyük sıkıntı şu bak. 15 watt'a 800p'ye benchmark'lamış. Bunu 30 watt'a 1080'e. İkisinde yani iki farklı değer var. İkisi de tutmuyor yani. Bir burada 15'e 720 var yakın olan ama yok, Windows cihazlarda batarya değil. Genel olarak optimizasyon. Çünkü Windows her şeye optimize olmak zorunda. Her şey çalışmak zorunda Windows'da. O yüzden böyle. Ama ya, denemek lazım. Çünkü kağıt üzerinde konuşmamak lazım abi. Kağıt üzerinde hani deneyimi de denemek lazım. Çünkü SteamOS'un mesela deneyimi çok iyi. Her ne kadar alete laf çaksam da ve hala çakıyorum. Ben hala Valve'in yarıda bırakacağını düşünüyorum bu projeyi. Donanımsal olarak yarıda bırakacağını düşünüyorum. Aletin total yani el cihazı olarak hissiyatı çok iyi. Linux daha fazla cihazda çalışıyor ama sen bilirsin. Ustam dediğim şey o değil. Linux'un yani DirectX diye bir kavram var. Cihazdan kastım oyuncu altyapısından bahsediyorum. Çünkü bu oyun cihazları onların hepsi. Ve onu da geçtim. Linux'lerde spesifik işi yapmak için farklı distrolar var. Server için farklı distro kullanıyorsun. Oyun için farklı distro kullanıyorsun. Windows'da öyle bir şey yok. Bir tanesi her boku yapıyor. İlla Sementi'ye girecekler arkadaşlar, burada ben kapışırım da. Kapıştırmayın abi lütfen. Hepsi temelde aynı şey değil. Temelde aynı şey olsa hepsi aynı distro olurdu. Kesinlikle değiller. Kernel level'da farklar hepsi. Bırakmayabilir Steam çünkü SteamOS seviyorlar. Yazılım olarak bırakacaklarını düşünmüyorum. Kesinlikle bu arada yazılım olarak bırakacaklarını düşünmüyorum. Yok, o farklı. SteamOS'u yazılım olarak 80 bırakmazlar bu herifler. Yani hala benim Steam linkime bile update geliyor. Yani hala benim Steam linkime, yıllar önceki cihazıma SteamOS update'i geliyor. Ama donanımsal olarak salacağını düşünüyorum. Donanımsal olarak bırakmak şu yüzden beni korkutuyor. Ya şey bile abi, şu anda mesela Valve her oyunu kendi deniyor. Steam'deki approval'u mu yapıyor? Steam'deki approval'uysa onun oyun Steam'dekine indirdiği zaman otomatik ayarlarla geliyor. O tür deneyimler geliyor. Bu tür deneyimler yüzünden güzel Steam Deck şu anda. O deneyimler gittiği zaman Steam Deck tam bir uğraş oluyor. Yani sen ana core, yani tabii bu deneyimli kullanıcıyı kaybetmezsin. Deneyimli kullanıcı kendi dener bilmem ne şey yapar ama ben mesela Steam Deck'te böyle bir şey uğraşmak istemiyorum. Ben bu aletin büyümesini istiyorum. Genel kitleye bunu satamazsın. Bu dediğimi satamazsın. Genel kitledeki adam tıklayacak, çalışacak. Bu kadar basit.
Ve o desteği bırakırsa o noktadan uzaklaşıyor. Şu anda mesela öyle. Steam'deki öyle direkt. O kadar iyi çalışıyor ki tıklıyorsun. Steam'deki için optimize olan ayarlarla geliyor direkt. O kadar iyi çalışıyor bu cihaz. Açtım performans 30 FPS'in 60 FPS kalitelerinden bahsediyorsun. Sadece o değil ya. Ben şimdi elinde sonunda PC oyunlarında anti-analyzing var. 700 tane ayar var abi. Yani 700 tane ayar var. 700 tane ayar olduğu için bunların hepsini sen aç kapa falan yapman lazım. Steam Deck destekliyse otomatik ayarları yapılı geliyor. En iyi şu ayarlarda çalışır şeyle geliyor. Mesela Zilfe'de oynarsan zaten küçük ekranda niye 1080 var ki? Bunda var ya, bunda iyi. Bunu acaba otomatik, zaten otomatik de şu anda. Ha, bakalım. Ama evet, trackpad'in olmaması çok büyük problem. Uzun konuları rahatsız ediyor mu? Beni etmedi. Bir de beni asıl korkutan ne biliyor musunuz Rogue'un Ally'inde? Kullanıcı desteği. Kullanıcı desteğinden kastım Steam Deck'te, hani dedim ya, avaraj kullanıcının yaptığı şeyler var. Bir de avaraj kullanıcının yapmadığı şeyler var abi. Benimkisi gibi emülatör yükleyip, Xbox Remote Play yükleyip, Xbox X Cloud yükleyip, PlayStation Remote kutlayıp bokunu çıkaran insanlar var. Steam Deck'te burada bunu yapmaya çalışan o kadar fazla insan var ki, öyle bir ekosistem gelişmiş ki istediğin her boku yapabiliyorsun abi. Mesela ben işte X Cloud sistemi yükledim. Ama dümdüz Steam'e hani ede non Steam game var ya, öyle ekliyorsun. Şimdi öyle gözükünce kötü gözüküyor. Adamın teki bir tane program yazmış. Direkt Steam'in şu SteamOS içinden bunun resmini değiştirebiliyorsun. Öyle düşün. Hani bu çok basic bir şey ama şeyi anlatmaya çalışıyorum. O kullanıcı desteği yani şeyi değiştiriyor. Kullanıcı deneyimini değiştiriyor. Daha rahat yapıyor. Ölmüyor yani. O community support çok önemli. Rogue Ally'da bunun olacağını düşünmüyorum. Ha bakalım. Bir çıksın da bakalım. Benim merak ettiğim bir şey, bu tamamen PC ile Fox'a gösterir mi? Rogue Ally mı gösterir? Bu PC direkt. Bu dümdüz PC zaten. Yani, bu arada Steam Deck de PC. Sana gönderme ne kadar sürer? Hiç bilmiyorum. Türkiye'ye gelecek mi bilmiyorum. Ultrabook'tan daha iyidir ya bu. Ha pardon, Chromebook diye düşünüyordum ben. VS Code çalıştırıyor. Tabii canım, bu da çalıştırıyor, bu da çalıştırıyor. İkisi de çalıştırıyor. Niye çalıştırmayız? PC oğlum bu elinde sonunda. Yeni Steam Deck ne zamana çıkar? 1,5 seneye çıkar, daha var ya. Bence inlemesinler daha. Rogue Ally'de AV1 encoder on ready dönüş ya. Hiç bilmiyorum, vardır büyük ihtimalle. Hemen abone olun.